Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yabani meyvelerden, doğal, organik yabani meyvelerden meyve çayı yapacağız. Kışın soğuk günlerinde virüsün ve hastalıkların bol olduğu zamanlarda, özellikle solunum yolu hastalıklarında etkili yaban meyveleri hemen hemen birçok kişi tarafından bilinir. Bu kadar birlikte olmasa bile bir ya da iki tanesi bir araya getirilerek meyve çayları yapılır. Ben bunları mevsiminde topladım arkadaşlar. Bu ayva yaprağı, bildiğimiz ayva yaprakları, daha körpe, tazeyken topladım ve gölge bir yerde kuruttum arkadaşlar. Yine bu hepimizin bildiği gibi ıhlamur çiçekleriyle birlikte, ilk dip yapraklarıyla birlikte topladım, kuruttum. Bu kuşburnu arkadaşlar. Yine bunu da topladım, kurutmadım ama bunu dipfrize koydum. Bu kızılcık, gördüğünüz gibi dipfrizden şimdi çıkardım. Üstü biraz karlandı. Kızılcık bu yabani arkadaşlar. Ayva bahçemizden aşırı ayva. Ihlamur bahçemizden aşırı ıhlamur. Kuşburnu yabani. Her sene ormandan topluyorum, doğal. Ve birçok yerde yaban mersini olarak bilinir çoğunlukla ama bazı yerlerde de göğemerik derler. Kızılcık, kuşburnu ve göğemerik. Özellikle şeker ve tansiyon hastaları için çok etkili bir doğal koruyucudur arkadaşlar. Onun dışında içerdikleri değişik vitaminler vücuda inanılmaz bir direnç katmaktadır. Havaların soğuk olduğu kış günlerde, nezle, grip mevsimlerinde, soğuk algınlığı mevsimlerinde vücudumuzun mikroplarla, virüslerle mücadele etmesi için inanılmaz bir direnç sağlıyorlar ve katkı veriyorlar. Bunu ben biliyorum. Ben her sene bunu yapıyorum. Ve hemen hemen her hafta biz bunu yaparız. Ocakta demliğimiz sürekli kaynar. Bunları hazırlayıp bulması zor arkadaşlar. Onun dışında yapması kolay. Ayva yapraklarını demliğimin dibine atıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu karışımı siz 5 kez, 6 kez, 7 kez yapabilirsiniz. Çünkü bir seferle bünyesindeki faydalı besinleri bırakmıyor. Hala 3-4 sefer, 5 sefer yapmış olmanıza rağmen hala verebiliyor. Ve ıhlamurumuzu atıyorum arkadaşlar. Çok yerde çiçekleri yoktur ya da çok azdır. Ama biz olduğu gibi ben kendime yaptığım için özellikle bazı yapraklarını da almıyorum. Sırf çiçek alıyorum. Onun için bu çiçeklerini koymamız lazım. Evet. Asıl faydası çiçeklerinde. Şimdi bunun içerisine arkadaşlar
Bir avuç kadar kuşburnu. Biraz da fazla koyuyorum. Çünkü elimizde bol miktarda var. Üzerine 2 avuç tahminen 150 gram olarak düşünebilirsiniz. Kızılcık koydum. Ve üzerine yine 150 gram kadar yaban mersini. Bunları kızılcık, kuşburnu ve yaban mersini filtrizden çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın. Atıyorum. Bunun değişik cinsleri var. Ama gerçek yaban mersini bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demliğimiz hemen hemen %70-80 doldu. Tabi bunun arasına su girecek. Suyumuzu açıyoruz. Evet. Ağız kısmında taşma mesafesi bırakıyoruz. 1 santim kala kapattık arkadaşlar. Ocağımızı yakıyoruz. Hafif orta ateşte. Ve kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Doğal yabani meyve çayımız hazır. Şimdi hazırlamasını yapacağız. Bir tane limon alıyoruz. Limonu yıkadım, temizledim ben. Limonumuzu kestik. Ve sıkıyoruz. Ben bol limon içiyorum. Siz istediğiniz oranda koyabilirsiniz. Büyük bardak kullanıyorum arkadaşlar. Ben seviyorum. Bildiğimiz bira bardaklarından. İsterseniz siz porselen de kullanabilirsiniz. Orta boy, küçük boy kullanabilirsiniz. 2 kaşık çiçek balı arkadaşlar. Çiçek balımızı atıyoruz. Üzerine 1 adet limonumuzu ilave ediyoruz. Ben süzek kullanıyorum arkadaşlar. Meyve çayı. Yaprak parçaları gelebiliyor. Evet. Çayımız mis gibi, gördüğünüz gibi. Ben buradan kokusunu hissedebiliyorum. Nefis bir kokusu var. Bardağım büyük olduğu için arkadaşlar demliği hemen hemen yarıya getirdi. Tekrar üzerine su alıyorum ve tekrar kaynatıyorum. Bunu ben 5-6 kez yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel bir renk verdi. Zaten kırmızı arkadaşlar. Meyvelerde ve sebzelerde kırmızı renk beslenmede ve sağlıkta ayrı bir yere sahip. Bunu tabii şu anda içemeyeceğim. Çünkü çok kaynar. İçebildiğim sıcaklığa geldiğinde içeceğim. Boğazımı yaktığında hissetmem lazım. Çok da soğutmadan için arkadaşlar. Afiyet olsun.